Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kremalı tavuk suyu çorbası nasıl yapılır ayrıntılarıyla anlatacağım. İlk önce burada 2 adet butum var. Gördüğünüz gibi. Ocağımın altını yakıyorum. Ben düdüklüde pişireceğim ama düdüklüde pişirmeyi de bilirsiniz. Kettle'da kaynattığım sürümü bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. 15 dakika süre tutacağım. Bu tabii ki herkesin düdüklüsüne göre değişebilir. Kendi tencerenizin ayarına göre pişirirsiniz. Artık havasını çıkardım. Açıyorum. Ortalama 15 dakikada pişti. Hemen tavukları çıkartacağım. Biraz kenarda soğuduktan sonra dideceğim tavukları. Suyumu kenara aldım. Hemen başka bir tencere aldım. Altını yakıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum tencereme. Eriyen yağımın içerisine bir yemek kaşığı un ekliyorum. Bir süre kavuruyorum. Hafif kokusu çıkana kadar kavuracağım. Çok fazla yağ koymadım çünkü tavuk suyu da yağlı olduğu için sadece kavurmak amaçlı yağ kullandım. Unu kavurabilmem için bir miktar yağ koymam gerekiyor çünkü. Hemen içerisine önce soğuk su ekliyorum. Bir miktarını su normal su ekledim. Hem topaklanmaması için hem de tamamen tavuk suyuyla yaparsam çok ağır olabilir. Biraz da tavuk suyu döküyorum. Birazcık tuz ekleyeceğim. Tavuk suyunda vardı çünkü su çok tuz. Çok eklemiyorum ondan dolayı. Tavukları içerisine ekliyorum. Bu kadar çıktı 2 buttan. Hepsini bittim. Bir iki taşım kaynadıktan sonra içerisine krema ve yumurta karışımı bir sos hazırlayacağım. Evet, kameramı bu tarafa çevirdim rahatlıkla görmeniz için. Bir paket 200 milimlik krema kullanacağım. Bir adet de yumurta sarısı. İkisini iyice birbirine yediriyorum. Evet, karıştırdıktan sonra şöyle bir miktar suyundan alıyorum tavuğun ki kesilmemesi için. Önce sosumu alıştırmış oluyorum. Yeterli. Hızlıca içine ekleyeceğim ve karıştırıyorum. Altını çoğaltıp karıştıra karıştıra kaynatacağım. Evet, gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra 1 dakika daha pişirdikten sonra kapatacağım. Ama kremayı koyduktan sonra hiçbir şekilde karıştırmayı bırakmayın. Sürekli karıştırın. Kaynarken de karıştırın. Kapattıktan sonra artık karıştırmanıza gerek kalmayacak. Evet, artık çorbanın altını kapatıyorum. Aslında birazcık dinlendirdikten sonra servis yaparsanız daha iyi olur. Daha koyu kıvam isterseniz benim için gayet ideal. Çok koyu sevmiyoruz ama daha koyu isterseniz biraz daha ununu, yani yarım kaşık daha fazla koyabilirsiniz. Hemen bir servis tabağına koyacağım. Evet, kremalı tavuk çorbam hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.